Merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir tavuk kanat tarifi vereceğim sizlere. Tarifimiz için öncelikle şöyle yarım çay bardağından biraz eksik olacak şekilde sıvı yağ karıştırma kabına alıyorum. Ardından baharatlarımı ilave edeceğim. Karabiber, toz kırmızı biber, biraz kimyon ve birazcık da tuz var. Ben bu baharatların tam ölçüsünü size tarifin alt kısmındaki açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi üzerine şöyle 1 kilo kadar tavuk kanat var elimde. Onu ekliyorum. Daha sonra burada biraz bal var elimde. Bu bal ne işe yarıyor diye soracaksınız. Bal güzel bir aroma katıyor ve böyle daha çıtır çıtır pişmesini sağlıyor tavuk kanatların. Özellikle yüzeyinin daha parlak olmasını ve lezzet açısından da güzel bir tat vermesini sağlıyor. Bir kere de bilmiyorum kanalımı takip ediyorsanız belki rastlamışsınızdır. Hamburger köftesine pekmez eklemiştim. Gerçekten bu tarz değişik tatları biraz açıksanız eğer denemenizi tavsiye ederim. Bunlara karıştırmadan evvel şöyle bir tane de sarımsak var. Diş. Onu minik rendelin minik kısmıyla rendeliyorum. Sarımsak tadını çok baskın sevmeyenler için bir tane yeterli ama istiyorsanız iki taneye kadar kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben bunları güzelce bir harmanlayacağım. Daha sonra fırın tepsisine dizeceğim. Bütün sosumu bu şekilde tavukları güzelce bulayarak her tarafında sos gelmesini sağladım. İsterseniz bu şekilde streç kapatarak üzerine bir saat, iki saat kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. Fakat aceleniz varsa benim gibi şöyle pişirebilirsiniz. Lezzeti artsın istiyorsanız da biraz beklemeniz yeterli. Şu şekilde dizelim tepsiye. Tavukları bu şekilde diziyorum. Dilerseniz bu kabın dibinde kalan sosa patates doğrayıp patatesleri güzelce bu sosa bulayıp onları da tepsinin içine dizip pişirebilirsiniz. Ben patatessiz tercih edeceğim bugün. Bu şekilde şimdi bunları ben fırına göndereceğim. 200 derecede alt üst ısınmış fırına bir 15-20 dakika sonra çıkarıp özellikle şu kısımların yüzeyine çizik atacağız bıçakla. Şimdi fırına gönderiyorum. Sanırım hepsini çizdik. Tavukların üzerine böyle bu şekilde çizikler attım. Şöyle çatal yardımıyla destekledim. Şimdi tekrar fırına göndereceğim. Bir 15-20 dakika kadar yüzeylerini güzelce kızarıp pişmesini sağlayacağım. Sonra zaten yemeğe hazır hale gelecek. Tavuklar fırında yüzeyini kestikten sonra yaklaşık 25 dakika kadar daha pişti 200 derecede. Bakın çok güzel bir şekilde her tarafı kızarmış ve pişmiş. Bu şekilde ben üzerini kapatmıyorum, bu şekilde pişiriyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sarımsak sevmiyorsanız koymanıza gerek yok. Ama yani az seviyorsanız bir diş yeterli oluyor bu miktar için. Şu şekilde servis tabağına alıyorum. Daha önceden bulgur pilavı ve biber közlemiştim. Sizlere de akşam yemeği olarak fikir olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.